Livakovic konusunda yarın gelme ihtimali mümkün. Daha %100 netleşmiş durumda değil. O yüzden kırmızı yazmıyoruz. Ama transferde artık yani burada bu konu herhalde yaptığım bütün yayınlarda ve tabii hep gündemdeydi. Fenerbahçe taraftarı da uzun süredir kaleci bekliyor. Burada hiç mütevazı olamayacağım. Hatırlıyorsun Aykut abi, bir dönem biz Livakovic kırmızısı verdik. Fenerbahçe atak yaptı dedik. Bitirmek istiyor hızlı bir şekilde dedik ama. Ama Eylül'ü bulur falan dedik. Yok, o dönem Ağustos sonu Fenerbahçe dedik. o dönem bitirmek istedi. Başkan izin vermedi yani. Zagreb maçı. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe o dönem kulüple de anlaştı, oyuncuyla da anlaştı. Bu geçtiğimiz günlerde de bu işler resmiyete döküldü. Artık prosedürler hallediliyor. İşte özel uçakta mı gelecek, normal uçakta mı? Artık bu detaylar konuşuluyor. Yarın açıklama gelebilir. Valla bugün bile bekliyorduk hani, bugün yarın artık açıklama gelir Şey ve etkiledi mi Livakovic. Selim, AYK ile oynadıkları o maç ertelendi ya. Etkiledi tabii. Etkiledi mi yani O tarihi maça olarak? çıkmadan izin vermiyordu işte. Sadece ona değil, 4 oyuncuya. Yani insanlar şey diyor, bu kadar bekleyelim mi? Abi vermiyor adam. Ajax bekledi. Ajax da maçtan bir gün sonra Bir transferi şey bak, Zeki açıkladı. abi de yazdı uzun durukan. Galiba diyor Rakov'la diyor Serdar. anlaştılar galiba diyor Zeki abi uzun durukan. Bir sen de bak ona. Bakarız ona. Livakovic konusunda herhangi bir Rakov. pürüz yok. Fenerbahçe Livakovic'i kısa süre içerisinde açıklayacak. Altay konusunda biz ta 6 Temmuz'da mı ne söylemiştik Manchester United'ın ilgisinin olduğunu. Hikayesini de anlatmıştık ama biz çok şükür bu transfer döneminde çok çok az yanıldık. Neredeyse hiç ve birçok doğru detayı çok önceden paylaştık. Ve bir şeyleri de insanları kandırmak için sürekli yeni bir şey varmış gibi sunmadığımız için insanlar unutuyor. O yüzden hatırlatıyorum. Manchester United Altay'ı Ten Hag'dan dolayı takip ediyordu. Ajax bu yazın Altay'la hiç ilgilenmedi. İnsanlar ezbere yalan haber yazıyorlar. Yani inanın bazen bu işler nasıl olsa gidiyor. Altay'la ilgilenmedi Ajax. Altay'la Ajax Ten Hag döneminde ilgilendi. Ten Hag oradan Altay'a dair bilgi sahibiydi. Bu yıl da biz Temmuz'da bu haberi verdiğimde şunu söylemiştim. Onana'yı alacaklar birinci kaleci, ikinci kaleci olarak düşünülüyor. Fakat Altay'da Livakovic işi bir türlü olmayınca o da Fenerbahçe'de ne olursa olsun burada birinci kaleci. Burada işte kaptanlık yaptı vesaire. Altay'da burada Manchester United'ın o ilgisini bekletti. Şu detayı da vereyim yeni olarak. Fred transferinde Manchester United Altay'ı resmi olarak sordu zaten. Durum hani biliyorlardı çıkış maddesini ama yine de durumunu sordular. Hani bu noktada bir temas kurdular. Bu biraz da kibarlıktır zaten bir transferin içinde. Altay'ın 6 milyon euro serbest kalma bedeli var. Manchester United ikinci kaleci olarak işte bu adam sonuçta Fenerbahçe kalesini korumuş. Büyük takım, milli takımda forma giymiş milli kaleci. Manchester United çok iyi bir seçenek olarak görüyor. Altay'da bugün sanırım sağlık kontrolleri için bir gitti, geldi vesaire. Süreç tamamlanmadı ama bu iş olacak gibi gözüküyor. Altay Manchester United'a gidecek gibi gözüküyor. Şimdi Zeki abi diyor ki, evet siz söylediniz diyor, 800 bin euro aldığı için Serdar Orakov takımı oraya bile çıkamamış yani. Demek ki takımın parası yok yani. Abi yok, Sonuçta zaten liginde öyle oralara gideceğini ben paraları sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yok yani Altay bu ligde, Altay nereden çıktı şimdi? Serdar Dursun. Bence bizim ligimizde kalır. Beşiktaş da bekliyor bence. Beşiktaş mı bekliyor? Evet. Başakşehir de bekliyor. Hadi bakalım. Beşiktaş Serdar Dursun Ben mu sana bekliyor? şunu söylüyorum. Hadi bakalım. Eğer Serdar Dursun'u Fenerbahçe serbest bırakırsa bu ligde bence büyük takıma gider. Hiç yani aklınıza gelmeyecek şeyler olur. O yüzden Fenerbahçe'de şey yapmak istemiyor. Sana Serbest iki tane bırakmak soru istemiyor. var. Sevgili Ramazan Gedik ki bizim dostumuz, daimi izleyicimiz. Bir de Hakkı Koç. Diyorlar ki Fenerbahçe kapattı mı transferi? Hayır. Kapatmadı. Hayır. Onu da anlatalım. Ama şu Altay'la ilgili şunu söyleyeceğim. Altay bu yıl çok kötü. Son onu söyleyeyim, tamamlayayım. Sonra transferde diğer konu başlıklarını anlatayım. Altay konusunda o günün söyledikleri var eksik. Altay burada 3 sezonda 4 sezonda 4 farklı kaleci antrenörüyle çalıştı. Altay Fenerbahçe kaptanı iken bazı sorunu yaşadığı vesaire. Kaleci hocaları sezon içinde bile değişti. Yani Altay konusunda Fenerbahçe taraftarının bu yarışma işte Uğurcan'dan iyi. O dönem bu ekranlarda şeylerde herkes bu yarışı körüklerken bu yarışın iki kaleciyi de aşağı çekeceğini söylüyorduk. Çünkü anlamsız bir kıyaslamaydı, anlamsız bir yarıştı ve karşı tarafın kötülükleri üzerinden yapılmaya çalışılan bir yarıştı.
Bence o tartışma Uğurcan'a da zarar verdi. Altay'a da çok daha fazla zarar verdi. Bunları da söylemek gerekiyor. Altay'a Fenerbahçe kesinlikle iyi ayrılmalı. Yarın bir gün Mert Günok'taki duruma düşmemeli. Mert Günok'tan Fenerbahçe, bak şu anda Mert Günok Fenerbahçe'nin kalesini koruyor olabilirdi. Gidebilir başka yerlere. Transfere gelecek olursak da... Kapattı mı? Hayır. Livakovic'in açıklanmasını bekliyoruz. Orta saha konusunda o 4 Eylül tarihi bence önemli. Krunic için Fenerbahçe bugünlerde yeniden bir adım atıyor. Krunic'i Milan bırakmak istemiyor. Orada biraz gurur meselesine döndü. Yani dün 11'de oynadı bu dün arada. Dün zaten 11'de başlattı. Hoca zaten tutuyor. Ama oyuncu gitmek istiyor. Milan'da bir orada sportif direktör değişikliği oldu. Maldini vesaire gitti. Yeni isimler geldi. Gelir gelmez bir oyuncunun bu baskısına boyun eğerek başlamak istemiyorlar. Hani oyuncu ayrılmak istedi. Kulübü zorladı. Kulübü yıldırdı gitti. Bu gibi. İmajın oluşmasını istemiyorlar. Ama Fenerbahçe Krunic hala masada. Ndombele o defterinde kapanmadığını net bir şekilde söyleyelim. Bence bir hamle daha yapılabilir oraya. Bunun dışında da çok yüksek ihtimalle artık bu iki isimden istenilen şey gelemezse yeni isim. Yani Fenerbahçe farklı isimlere gidiyor. Mesela Soumare ismini söyleyebiliriz ama dediğim gibi bana bunu net bir şekilde yok dediler. Çünkü muhtemelen şartları çok yüksek çıktı. Çift taneli Ali Bey, Sayın Koç gerçekten ortamı sarsacak, bomba bir transfer yapacak gibi geliyor. Bak öyle hissediyorum. Daha ne kadar bu fırsatı... Abi, öyle hissediyorum. Aykut abi çok yaptı aslında Fener. Fener Galatasaray'dan neredeyse daha çok direkt hani yıldız oyuncu getirdi diyebiliriz. Galatasaray'da vardı çünkü hani Icardi vesaire hani... Onlar biraz daha devam etmesi. Icardi'nin bonservisinin alınması Galatasaray'ı bir adım öne çıkartıyor. Evet. Çok ya baksanıza. Abi burada Cengiz'i saymıyorlar. Cengiz de dediğim gibi Türk olmasa buraya davullarla yani şey yaşa, olarak gelir. Yaşa, yani hani yaşa. Türk olduğu için böyle biraz Fırat, normal. Çok Fred çok iyi. Dzeko, Tadic bunların hepsi. Şimanski. Onların da şunu söyleyeceğim. Eğer bu sezon daha çok var. Daha çok su akacak. Galatasaray tabii ki son şampiyon olarak biraz daha favori konumda. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş arkasında. Ama bu yıl Fenerbahçe şampiyon olursa hani hep transfer çalımı deniyor ya. Ben Şimanski'yi izledikçe şunu söylüyorum. Bence bu sezonun en kritik transfer yarışındaki sonucu Şimanski olabilir. Sebebi de şu. Şimanski'yi izledikçe Galatasaray'ın bütün sorunlarını çözermiş. Şimdi mesela Talişka konuşuluyor oraya. Bence Talişka da orada İşte Talişka, Zaha, Ziyech. Arkadaki ikiliye çok yük bindirecek bir hücum attı. Icardi'yi de katalım. Artı bir de yarın satışta da çok ciddi kazanabilir Şimanski'den Fenerbahçe. O da yani. Var. Abi Şimanski bir çok değişik bir 10 numara tipi. Ya çok fazla baskı yapıyor. Gerçekten Samsunspor %100. Dün iğme döndü maçta. Hatırlayalım. Fenerbahçe'nin gol attı. 2-0 oldu. Vardan döndü. Vardan dönünce doğal olarak ivme Samsunspor'a döndü. Çünkü sanki Samsunspor gol atmış gibi oldu. Tribünler coştu. Tam böyle panik ortamına girecektik. Abi Şimanski ortaya sahaya aldı. 83'te mi ne girdi? 83'ten sonra Samsunspor'un baskıyla tek başına oyunun o ivme dediğimiz şeyi, ivme dediğimiz şeyi Fenerbahçe'ye tekrar döndürdü. Samsunspor bir türlü o ön baskıyı geçip Fenerbahçe kalesinde tam yıkamadı oyunu. Şimanski bu anlamda yani Fenerbahçe'ye kattıkları bir yana ben Galatasaray'ın çok sorununu çözeceğini düşünüyorum. O anlamda çok önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Bir de Mehmet'e yorumlatayım. Bir sen hızlı hızlı son, gitme. Son dedin ya flash transfer. Fırsat transferi Fenerbahçe kovalıyor. Stoper'de olabilir bu. Başka bir yerde olabilir. Başka bir noktada olabilir. Forvet'te artık çok fazla ihtimal vermiyorum ama yine de hani beklentiye sokmak gerekiyor ama bir sürpriz ihtimali yok değil. Fenerbahçe bu konuda çakralar açık. Açık açık. O gün bana da öyle geliyor. En son Mehmet'e vereceğim Fenerbahçe ile ilgili. Bana da öyle geliyor. Yani Fenerbahçe bir tane daha böyle ortamı sarsacak, bomba bir transfer yapacak gibi geliyor bana. Yani çünkü yaptığımız konuşmalar... Yeterince bomba transferi oldu gibi duruyor ama yani üzerine bir tabii ben aynı şeyi söylüyorum. Bu sezon yerli denkleminde Cengiz'in transfer edilmesi çok önemliydi. Zaten o yüzden gözünü karartıp Fenerbahçe 15 milyon euroları ödedi. Ya da ödeyecek işte taksitleri hani taksi. Bilmiyorum. 3 taksi. 15 milyon euronun altına girdi. Şimdi burada bir hamle yapacak. Bu hamlenin de net böyle savunmaya ciddi destek verebilecek bir orta saha oyuncusu olması lazım. Yani Fenerbahçe'de İsmail Hoca şimdi tek altılı bir oyun oynamıyor.
2-8'li gibi oynuyor ama o biraz daha böyle oyunun altı yönünü oynayan olması gerekiyor. Neden? Çünkü her maçı siz kendi seviyenizden aşağıdaki takımla oynamayacaksınız. Yeri gelecek Avrupa Ligi'nde çok ciddi takımlar var. Sizden daha iyi oyun oynayan, daha ciddi baskı yapan takımlara karşı oraya öyle bir altı numara çekmelisiniz ki işte Galatasaray'da Torreira'nın sorunları çözdüğü gibi çözecek bir oyuncu ya da Josef'in Beşiktaş'ta çözdüğü gibi. Yani o tarz bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani Fred'i, Tadic'i, Dzeko'yu, Cengiz'i, Szymanski'yi alan herhalde Sayın Başkan Ali Koç oraya da sıradan bir isim almaz. Fenerbahçe deplasmanda ceza aldı değil mi seyircisiz? Evet, evet. Yani ya Twente maçında tribünlerde... Maribor'a ceza vermediler. Bu tamamen ben gerçekten Cefer'inle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok saçma yani. Yani direkt oranın tarihiyle başlamış bir olay ve polisin orada yanlı tutumu var. Yani sıkıntılı bir yani. Şey var ama... İşte sonuçta UEFA Başkanı Sloven, ben buna bağlıyorum. Başka bir açıklaması yok orada olanların yani bu şekilde yani. Sonuçlanması. Çok hiç anlam veremedik. Orada yani. Serdar Dursun'la ilgili Karagümrük'te Sena eline su dökemeyiz ama Karagümrük olacak gibi gözüküyor. Olacak, olacak o iş. Değil mi? Ben de yani %90... O iş oldu, oldu. Yani vermeyelim de. Vermeyelim de. Demin Macaristan'da ama ben de çok... Ha, Macaristan yok, değil, şey, Polonya. 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 Yok, ben onu dedim. Ben o, de Karagümrük. Onun olacağını... Karagümrük'ü de forvet attı, komple gitti Jacques Nebore'ni. Bir de eski kulübü Serdar'ın ne olursa doğru. Olsun. Doğru. Ben bir tek şeye şaşırdığımı söyleyeyim Selim. Yani Fenerbahçe çok transfer yaptığı için gözler batma. Cengiz Ünder 15 milyon euro. Benim çok aklımın almadığı bir bonservis rakamı. Yani ben Cengiz'in çok 15 milyon yani muazzam bir başarı. Buradan gidiş de 15 milyon euroydu. Gayet düşüşteydi son sezonları. Evet. Yine 15 milyon euro. Marsilya çok iyi satıcı. Ama onu orada söyleyeyim. İşte yerli olmasının etkisi. Bunu biz biliyoruz. Marsilya bilmiyor mu? Sassuolo da yaşadık. Kaan Ayhan 2.8 nispeten. Hayır ama yıllarca mesela 6-7 milyon euro istemelerinin sebebini net söylemişlerdi Beşiktaş'ın. Onlar da farkında burada zorda kaldı. Sen Selim'in yorumuna katılıyor musun? Ben çift taneli bir yerli oyuncu olacağını düşünmüyorum ülkemizde. Onu söyleyeyim görüş olarak. Szymanski'nin Galatasaray'ın daha fazla ihtiyacı olan bir olsaydı biraz daha her şeyini çözerdi. Şöyle yani Galatasaray'ın şöyle ön taraftaki dörtlüyü sayalım. Icardi arkasında Kerem, Zaha, Mertens, oraya Ziyech girecek, Tete girecek. Olivier'a da var. O tarafa sırf Torreira taşıyamaz. Bence Szymanski'nin de defansif meziyetleri daha iyi bir oyuncu ki benim mantığım 25 yaş altı dinamik bir Fransız atletizmi olabilir. İşte kökenleri zaten onların Afrika'da oluyor genelde. Yok ama anlamadın işte. Mehmet abi şu an Fofana'yı alın. Hayır, şunu diyorum. Eğer Galatasaray Szymanski'yi almış olsaydı, 10 numarada pres gücü bu kadar yüksek bir oyuncu olsaydı, Galatasaray şeyde çok daha esnek davranabilirdi. Rahat 8 edebilirim. Numara transferinde de daha rahat edebilirdi. Zaten değerli bir oyuncu olduğunu Galatasaray istedi. Ama bu transfer yarışıdır. Öyle bundan tabii. Sonraki 8 numaranın ne olacağı çok önemli. Ben Sergio Oliveira'nın da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani alacağınız oyuncu ile birlikte Oliveira ile Torreira orada bir üçlü de yapabilirsiniz. Belki de 4-3'e dönebilirsiniz ki Şampiyonlar Ligi'nde bence en mantıklı formasyon bakarsak. Bizim ligimiz biraz 4-2-3-1. Gibi yani Torreira, Oliveira alacağınız 8 numaralı bir üçlü orta saha. Ön tarafta da kenarlar Zaha, Tete, Icardi. Bu da bir şablondur. Mehmet peki Fenerbahçe'nin bu seneki sen transfer politikasının nasıl yürüdüğünü, nasıl yürütüldüğünü değerlendiriyorsun? Şöyle Galatasaray. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8.5-8 veririm. Sebebi geçen sezon Galatasaray. Yani oyuncuların geldiği kulüplere bakalım. Dzeko, Inter, Şampiyon Ligi finali, şampiyon oynayan takım. Rankent. Ben Merencis sonuçta o şampiyonluk kazanmaya takım. Avrupa bir tek gördü. Beka o profile uymuyor. Defansif bir takımdan geliyor ama oyuncuya da verilen 8-9 milyon euro para. Nelson'da 7 milyon euro verilmişti. Yani stoperlere o rakam veriyorsunuz emin olun kötü çıkmıyor. Yani Maicon dışında, Maicon'la Çeju dışında benim son dönemde öyle yanıltan stoper olmadı. Bonservis yüksek verdi. İşte Vitor Hugo Trabzonspor gördük. Geçen sezon Galatasaray andırıyordu. Nokta dışı A seviye oyuncular. Geçen sezon Fenerbahçe'nin en temel sıkıntısı en iyi iki oyuncusunun Valencia ve Ferdi olmasıydı. Ama şu anki Fenerbahçe'de oyuncuları sıralasak Tadic, Dzeko, Szymanski kafadan sayarsın. Ferdi 4'e 5'e yazarsın. Fred var. Cengiz Fred de var. Doğru. Cengiz. Ben Cengiz konusunda açık söyleyeyim. Dün asist yaptığı için susma hakkımı kullanıyorum. Oyun içinde ben Cengiz'i çok beğenmedim. Hazır değil bence. Değil. Oyundan asist o ezber ortalar, ezber şutları var. Evet. Ama oyun içinde şunu söyleyeyim. Cengiz oynadığı için Samsunspor maçının ilk yarısı Fofana ve Laura ile iki tane çok net sağ önden yani bek yardım yapmadı Cengiz bakarsan. Cengiz şunu çok söyleyeceğim. Kısa bilgi verin. İki tane 45 dakika oynadı sadece.
Transfer sürecinden dolayı antrenmanları da çıkmadı oldu. Hazır değil yani. O yüzden zaten bir an önce attılar ki hani maç temposuyla birlikte. Fred de hazır değil bu arada. Fred de bir 45 oynadı. Cengiz'le ilgili şöyle katıyorum. Daha önce de söyledim. Gittiği her ülkede ilk mesela İtalya'ya gitti. İlk sezonu olumlu, sonra düşüş. Sonra Leicester'da kısa bir dönemi vardı. Marsilya'da da başlangıç olumlu, devam eden süreç olumsuz mesela. Ezber alışkanlıkları çok fazla saha içerisinde ve o ilk yılın sonunda o ezberine elbette rakip de alışıyor. O ligdeki takımlar da alışıyor. O ezberini değiştirseydi biraz daha bu 10 yıldır izliyoruz Cengiz'i değil mi? Cengiz zihnimizde belli bir şablonu var artık Cengiz Ünder'in. Onu biraz daha değiştirse çok daha istikrarlı bir oyuncu olurdu. İstikrar problemi yaşıyor. İşte ben şimdi çok güzel pas attım bana. Ben Cengiz'le ilgili müthiş bir algı olduğunu düşünüyorum. Yani ezberi algı. Cengiz'in istikrar problemi var. 2 sene Fransa'da 100 maç. Fransa Ligi'nde. Oyun istikrarından bahsediyorum ama. 100 maç. Tamam 100 ya, maç işte. Bir şey söyleyeceğim. Yani ben sana ve 50 maça çıkan oyuncu göstereyim. Şey mi oluyor? Tudor yönetiminde 2 yıldır sakatlıkta yaşamıyor. Cengiz fiziksel olarak çok iyi durumda. Şey olarak genel güç kuvvet anlamında çok iyi durumda. Cengiz milli takımda da sürekli top taşıyan adamlardan biri. O yüzden çok top eziyor da gözüküyor bir yandan. Ben Cengiz Ünder'in tamamen bu yorumları bu arada Cengiz de biraz hırs yapıyor bu yorumlarla ilgili. Daha hani işte. Böyle Cengiz'in şey. Milli takımda daha iyi oynar. Tabii. Cengiz, yerli statüsü her şeyden önce biliyor. Abi Cengiz 26 yaşında bonservis ödenerek 3 büyük lig görmüş bir oyuncu. Ben Cengiz klasik bizim ama hani dün Türk Samsun taraftarıyla öyle girdiği diyaloğu da çok. İşte o bu ama bu hırslar işte biraz var. Dediğim peki. Gibi Cengiz Ünder bu yıl herkes şey noktasında o ezber papaz topçu gibi bekliyor. Farklı şeyler göreceğimize ben eminim. Araya çıkalım, saat başı buradayız.